TableSpor ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte lig ağırlıklı konuşacağız. Tabii ki NBA ile devam edeceğiz. Euroleague konuşacağız. Programın sonunda da sizlerin Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle gönderdiğiniz sorularınızı yanıtlayacağız. Burada programımız her zaman olduğu gibi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta 17. hafta tamamlandı ve alınan sonuçlarla başlıyoruz. Murat ve Uşak Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmayı 84-66 kaybetti. Demir İnşaat Büyükçekmece Best Balıkesir'e 192 biten maçta mağlup oldu. Gaziantep Basketbol Pınar Karşıyaka deplasmanında 92-79'la galip geldi. Yeşil Giresun Belediyespor Trabzonspor Medikal Park karşılaşması 81-80 Yeşil Giresun'un galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 76-69'la geçti. Anadolu Efes, Halk Enerji Tetankara Kolejileri 74-72 mağlup etti. Banvit, Darüşşafaka Doğuş'a konuk olduğu maçı 76-70 kazandı ve Galatasaray Odeabank Tofaş mücadelesi Sarı Kırmızılıların 82-73'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Programa Darüşşafaka Doğuş Banvit mücadelesiyle başlıyoruz. Zira Darüşşafaka Doğuş'un son dönemde yaşadığı problemleri, üst üste aldığı mağlubiyetleri konuşuyorduk. Bir yenisini daha ekledi bu kez ligde. Banvit ağırladığı mücadeleyi 76-70 kaybetti Kaan Kural. Ritim düşüklüğü sürüyor Darüşşafaka Doğuş'ta. Bayağı psikolojik olarak dağıldıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki Euroleague oynayan takımların o yoğun temponun etkilerini hem fiziksel hem zihinsel olarak daha fazla izlettiği bir dönemdeyiz aynı zamanda. Birikmiş yorgunluk, bıkkınlık gibi konular özellikle bazı takımlar çok iyi. Şimdi Fenerbahçe gibi bazı takımlar veya mesela Galatasaray için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Hatta eğer biraz daha düzen kansaydı Efes için de. Eğer geniş bir kadro oynamaya çalışıyorsanız, belli bir oyun temeli ve stratejisi üzerinde oynamaya çalışıyorsanız yoğun tempo tabii ki sizi de yoracaktır ve zihinsel olarak hem fiziksel hem zihinsel olarak yoracaktır ama aynı zamanda kullanmaya çalıştığınız sistemin detaylarını da cilalamanıza, alışkanlıkları pekiştirmenize ve bu alışkanlıklar üzerinden daha rahat ve daha otomatik oynamaya başlamanızı sağlar. Fakat Darüşşafaka'nın sorunu, Darüşşafaka bir sistemin, bir yapının üzerinden oynamadığı, bireysel oyuncuların üretiminin ve küçük çözümlerin takımı olduğu için bireysel olarak yaşanan sorunlar çok daha derinden etkiliyor ve daha yıkıcı etkisi oluyor. Yani takım tempo kaybetmekten bir oyuncunun tempo kaybetmesi veya şu anda olduğu gibi Scottie Wilbekin'in sakatlanması sadece bir oyuncuyu değil bütün takımın yapısını derinden etkiliyor. Ve bu dönemi yani bu yorgunluk ve bıkkınlığı diyeyim en derinden hisseden takım Darüşşafaka. Yani bunu sahadaki vücut dilinden anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu takım hep söylüyoruz. 3 tane temel oyuncunun yaratıcılığı ve yaptıkları üzerinden yürüyor. Bradley Wanamaker, Will Clyburn ve Scottie Wilbekin. Scottie Wilbekin sakat ki bu kadar yoğun bir sezonda bunları hesap etmeniz gerekiyor. Yani elbet sakatlıklar olacak. Aynen. Yani şey özrü yok. Başka takımların olabilir. Yani bunu bir şekilde kullanabilir ama Darüşşafaka'nın ya işte sakatlık, şanssızlık, sakatlık elbette ki şanssızlık ama bu şanssızlığı sezon hesaplarına bu oyunun içerisinde aynen. Sakatlık sezon içindeki var. Hesaplarına katmıyorsanız hesapları doğru yapmamışsınız demektir. İkincisi Will Clyburn formsuz şu an. Ya formsuz demek belki çok doğru değil ama biraz düşüşte ya da düşüş döneminde. Sezona başladığı gibi değil. Aynen. Çok normal o kadar ağır bir yük taşıyor ki bir an böyle bir nefesinin duraklaması gerekiyor. Wilbekin'de olmayınca. Aynen. Yani mesela gene başka bir takımdan Fenerbahçe'den örnek vereyim. Yani Datome'yi 3,5 ay Fenerbahçe gayet rahat taşıyabildi o durumdayken. Darüşşafaka'nın öyle bir lüksü yok. Birkaç parçayı bunun etrafına eklemeye başlamışlardı son dönemde. Özellikle Harangodi Muarman ki öncelikle Muarman olmak üzere. Zizic geldi. Bir takım ekstra eklemeler yapıyor gibi gözüküyorlar ama bir yapı yok ortada. Yani sürekli işte sörf yapıyorlar. Alttaki delikleri bir şeylerle tıkamaya çalışıyorlar. Bir yerden sonra sörf tahtasından dengeni kaybetti. Yani tekne de olsan dengeni kaybetsen teknenin içine düşersin. Sörf tahtasından dengeyi kaybedince tak diye suya düşüyorsun. O yüzden bu dönem uzun sürmeyecektir. Biraz toparlanacak özellikle. Wilbekin ama en az 2-3 haftası daha yokmuş. Ama bir yerden bir su aldığın deliği kapatamadığın zaman direkt batıyorsun. Öyle bir durumda şu anda Darüşşafaka ve bir iki tane arada çok ekstra performansla maç kazanabilir ama şu anda
kötü senaryo yani bu girdikleri yoldaki kötü senaryoya denk geldiler. Yani bu yolun bir yeri bataklıktan geçiyor da bataklığın içindeler şu anda. Ve bataklık öyle bir yer ki çırpındıkça batarsınız. Hiç iyi gözmüyor. Ama hani bunu bu Banvit maçı için söylemiyorum bu arada. Yani son dönem genel için. Genel son birkaç i̇şte haftanın görünümü olarak. Banvit ligimizin çok önemli ve değerli bir takımı. Gerçi deplasman performansı çok çok parlak olmasa da Darüşşafaka çok öyle deplasman atmosferi falan da yaratmıyor. Çok net, çok rahat oynuyor. Son dönemde tabii Furkan Korkmaz'ı daha dikkatle izliyoruz. Furkan'ı da entegre etmeye çalışıyor. Fazla üzerine şu anda kaldıramayacağı bir yükten çok doğru yerde girip akışın içinde kendisini bulmasını sağlamaya çalışıyor. Çünkü çok da rahat oynuyor Furkan. Aynen. Yani bir el üstü pozisyonda bir üçlü var. Yani hiç eli titremeden attı. Furkan'ın bu atışlarına çok alışkın değiliz. Bu özgüveni verdiği sürece Banvit hem Furkan hem Banvit kazanacak ki o konuda zaten bu takası yaparlarken de Can Maksim Kutak takasını hep söylemiştik. Hem oyuncular için hem takımlar için daha iyi diye. Bunu hesaplamışlardı ve şu ana kadar işler gayet iyi gidiyor. Bu maçın yalnız şöyle bir önemi var. Tabii daha henüz erken 17. haftayı yeni bitirdik. Daha 13 hafta var ama bu iki takımın playoff'un içinde olacağı neredeyse kesin gibi. Ve ilk turda eşleşme ihtimali 3-4-5-6 çünkü 3-6-4-5 oynuyor. 3-4-5-6'da bitirme ihtimalleri yüksek olacak. Bu açıdan da rakibi tanımak ya da onun üstünde yer almak ya da şimdiden bir mesaj vermek adına önemliydi. Banvit şu anda daha iyi durumda orası kesin. Yani tabii ki Darüşşafaka daha kaliteli, daha pahalı ve daha üst düzey bir kadro ama kesinlikle Banvit daha iyi. Bu arada Semih Erden'le de yollar ayrıldı. Bununla ilgili ne söylersin Darüşşafaka doğuşta? Valla Semih'in sezon başı, zaten sezona sakat girdikten sonra sezon boyunca bir türlü baş edemediği sakatlık problemleri devam ediyordu. Semih'in takımla da bir takım problemleri olduğu söyleniyor ama Darüşşafaka genelde problemli oyuncularıyla yolunu çok ayırmayı tercih eden bir takım değil. Üstüne üstlük Semih'ten zaten ara ara da olsa bir verim alıyorlardı. Semih'in sorunu anladığım bir ameliyat da olacakmış. Ne tarif edeyim. Sanırım onun zaten sezonu kapatmasına neden oluyor. Yolları ayrılmaktan çok sezonu kapattı demek daha doğru. Semih'in bu sezon başka bir takımda oynayacağını pek zannetmiyorum ben şahsen. O büyük talihsizlik ama bir an evvel en azından ameliyat başarılı geçerse sağlığına kavuşsun. Çünkü sezon boyunca iki maç oynadı, bir maç oynamadı. Zaten sezonun ilk yerini kaçırmıştı. Çok zor bir durum tabii bu. Tam olarak geri dönsün her şeyden önce. Bir sorum daha var bu konuyla ilgili. Şimdi Furkan Aldemir'in rolü biraz daha artar mı acaba Darüşşafaka doğuşta? Bu maçta biraz öyle olur gibi oldu ama bu çok, tabii ki yani çok erken bunu konuşmak için belki ama. Valla eğer Zizic çok üst düzey bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu ama çok genç, çok tecrübesiz. Furkan'a zaman zaman yani savunmayı daha sert tutabilmek, daha sağlam içeride duracak bir oyuncu için başvurulabilir. Ama yani Furkan şu ana kadar eline 70 bin tane şans geldi NBA'den döndüğünden beri. Hemen hemen hiçbirini kullanamadı ki hatırlayacaksın sezon başında hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğinde hepimiz çok umutlu. Nihayet kendine geldi demiştik. Ama ondan beri olmuyor ve olmadı. Yani olmuyorsa da zorlamanın alemi yok. Ben açıkçası David Blatt'in Harangodi, Moerman iki forvetle oynamayı, yani pivotsuz, yani eğer Zizic olmuyorsa pivotsuz oynamayı tercih edildiğini düşünüyorum ki zaten öyle de oynuyor çoğu zaman. Hani Furkan'ın bu saatten sonra David Blatt'e bir güven vermeden niş rol dışında, yani spesifik belli maç durumları ve spesifik belli rakipler dışında takımın planlarının bir parçası olduğunu düşünmüyorum şahsen. Peki, Semih'in geçelim. Olmamasına karşı. Çünkü ona Semih'in rağmen. Ama Semih'in zaten Zizic'le biraz arayı kapatıyorlar gibi. Zaten Semih'in olmadığı maçlarda da gördük yani. Yani öyle Furkan, aman Furkan oynasın falan demiyorlardı yani. Yok demiyorlardı evet. Belki hani Semih'ten sonra acaba düşünürler mi? Ya da rolü biraz olsun daha artar mı? Tabii biraz performansıyla da bu alakalı bu. Şöyle bu Semih'e değil Furkan'a bağlı. Bu evet Furkan'a bağlı biraz daha. Peki geçelim bu haftanın problemli maçlarından birine. Yeşil Giresun Belediyespor'la Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeşil Giresun Belediyespor evindeki karşılaşmayı 81-80 kazandı ama tabii maça damga vuran sonuç olmadı. Daha çok yaşanan polemikler oldu. Karadeniz derbisi tabii. Ayrı Karadeniz bir şey var. Derbisi evet. Uzatmaya gitti maç. Uzatmada kazandı Yeşil Giresun. Ricky Ledo döndükten sonra Yeşil Giresun'da bir anda tabii tekrar bir heyecan yükseliş geldi. Yükseliş oldu. Çünkü sakatlıktan önce olağanüstü oynuyordu. Yani ligin MVP'si gibi oynuyordu. Yavaş yavaş o tekrar ritmini bulacaktır. Bu arada Yeşil Giresun da Ledo'nun yokluğunda da hiç kötü gitmedi. Onu söyleyelim. Okben'i kaybetmiş olmalarına rağmen takasla Okben gittikten sonra da hiç fena gitmiyorlar. Neyse Ledo döndü en azından onlara da. Şimdi uzatmaya giden bir maç bir sayıyla bitti ve doğal olarak
maçtan çok maçtan sonraki polemikler konuşuldu ve Trabzonspor yönetimi hatta ligi, takımı ligden bizim klasik sporumuz futbolda da bu böyle. Sinir iyice çok sinirlendiği zaman takımı ligden çekeriz. Yani ya bir kere hiçbir takımına yani bu Trabzon için özelinde söylemiyorum. Daha önce bunu Beşiktaş'ta, başka takımlarda yapmıştı. Yani o kulüplerin temsil ettikleri kulüplerin büyüklüğüne yakışacak açıklamalar değil bunlar. Yani biz çocuk değiliz ya. Bu mahalle maçı değil. Yani 100 yıllık, 50 yıllık bir camialar. Bir gelenekten bahsediyoruz. Yani bu kulüplerin varlık sebebi sahaya bir takım koyup onun sportif mücadele yapmasıdır. Siz sahadan takımı çekerek bunu Galatasaray zaten uyguladı. En büyük, en kötü örneği Galatasaray. Aklımıza yani unutmayalım. Finale evet çıkmadı. Yani şimdi sen kendi varlığına ihanet ediyorsun. Var olma sebebine ihanet ediyorsun. Bu yani ben takımı sahadan çekerim demek ben Trabzonspor'un tarihine ihanet ediyorum demekle eşdeğer. Bir kere bunu bir bırakalım. Hani hakikaten ortaokullar arası müsabakadan bahsetmiyoruz. Oradan bir bırakalım. Bu söylem. Çünkü en son sığınılan söylem o. Yani bizim ben gidersem değerimi anlarsın. Ya bu gereksiz yani. Bu hakikaten bu seviyenin söylemi değil. Onu bir bırakalım. Trabzonspor'un isyanında temelde bir haklılık var. Çünkü Trabzonspor sezon başından beri gerçekten maalesef sırf bu maçla ilgili değil, birkaç tane çok tartışmalı pozisyonun kaybeden tarafında oldu. Ama sakin kafayla düşünüp bazı şeylere bir daha bakmak lazım. Bir kere basketbol doğası gereği maç içinde futboldan farklı bir spordur. Futbolda çünkü maçın kaderini belirleyen bir iki düdük olur ama ne olduğunu çok net anlayabilirsin. Yani hı hı. Ya olsa da olur olmaz, versen de penaltı, mesela penaltı gibi oldu. Ya versen de bir şey diyemezsin falan diyorsun. Bir ikidir. Basketbolun doğası öyle değil. Basketbol maçında bir maçta en az 5 kere bu cümleyi kurabiliriz aynen yani. Aynen öyle. Bir kere ben ortalama şöyle kuruyoruz hatta. Ben şöyle söyleyeyim. Bir maçta ortalama kişisel görüşüm söyleyeyim. 15-20 civarında iki tarafa da çalınabilecek veya hiç çalınmayacak pozisyonlar olur. Şimdi bunlar genelde ideal bir dünyada yarı yarıya olmasını beklersin. Ha doğal olarak 10 tanesini bir takıma, 10 tanesini bir takıma çalsam bile maçın sonunda, maçın kader topunda olan hatalar hangi tarafın lehine olursa çok ciddi can yakar. Fakat bunu büyük resimde, büyük bütün maçın genelinde, hatta bütün sezonun geneline yayıp biraz sindirebilmek, hani büyüklük bizde kalsın diyebilmek lazım. Şimdi şu maça bakıyoruz. Ya iki takım adına toplam 36 faul çalınmış, 21 tanesi yeşil giriyorsun aleyhine çalınmış. Eğer hakemleri, şimdi hakemler sonda hata yaptı mı o pozisyon gerçekten hatalı bir düdük olabilir. Yani haklı oldukları pay var. Fakat hakemler bir taraflı veya iyi niyet, kötü niyetli olsalar bu maç buraya kalmaz zaten. İkinci çeyrekte bu maçın kaderini belirleyecek 3-4 tane düdüğü bir tarafa çalarlar. Şimdi hakemlerin üzerinde çok gereksiz ve anormal bir baskı oluyor. Bu maçın sonunda hata yapmış olabilirler mi? Evet olabilirler. Diğer maçta sizin yeriniz olur. Trabzonspor iki kere, üç kere karşı karşıya geldiği için biraz tabii rahatsız. Ama bu konuda net bir şekilde uyarabilir. Ya işte çok mağdur olduk hakemlerimizden de daha dikkatli olmasını rica ediyoruz denir ve hayata devam edilir. Burada evet, yapacak fazla bir şey yok. Takımı çekeceğim. Burada yani bakıyorsun bir taraf yani 36 fon 21 tanesi bir tarafa çalındıysa ya abi onları niye çaldılar o zaman dersin. Ha işte, klasik şey vardır işte ya söylediğine az bile çaldılar diyorlar genelde. İşte kritik yerde, maç gideceği yerde bir tane çalıyor, işi bitiriyor. Öyle değil o işler. Gerçekten öyle değil yani. Bir maç değerlendirilirken bu kadar hani basite indirgememek lazım. Aynen. Ya sonuçta şeyi de anlıyorum. Şimdi gerek kulüp yöneticileri, gerek bu işin tarafı olan kişiler o kadar emeğin, o kadar ümidin, o kadar bağlılığın acısını yaşıyorlar. Ama biraz daha olgun davranmak lazım. Ya. Gerçekten yani o kulübün o kadar emeğe, kendi emeklerine biraz kendileri de saygı duymak lazım. Evet, bu karşılaşmada Yeşil Giresun Belediyespor'un 81-80'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu arada yeri gelmişken Antonio Gil harika bir maç oynadı. Sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Ki hani ana taşıyıcılardan biri değil bu maçta. Değil aslında. Bu maç onun ekstra performans. Yani hakemden çok kızacaklar. Antonio Gil'e kızsınlar bence. O biraz sürpriz bir performansla oynadı. Belki bu haftanın sürpriz olabilecek bir sonucu olabilirdi aslında şimdi geçeceğimiz karşılaşma. Valla şöyle söyleyeyim. Şu maç sezonun en büyük 5 sürprizinden biri.
Ya kesinlikle yani. O hiç tartışılmaz bence. Bahsettiğimiz karşılaşmada Halk Enerji TED Ankara Kolejiler Anadolu Efes mücadelesi. Anadolu Efes Ankara deplasmanındaydı. 74-72 ile galip geldi. Neden şaşırtıcı olabilir diyoruz. Çünkü Halk Enerji TED Ankara Kolejiler zor bir sezon geçiriyorlar. Henüz galibiyetleri yok. Çünkü sezona yabancısız başlama kararı almışlardı. Sonrasında takviye yapmaya çalıştılar ama tabii geç oldu. Artı son derece düşük seviye, yani ikinci lig seviyesi yabancılar aldılar. Yani şimdi doğruya doğru. Dolayısıyla aslında Anadolu Efes için ki son Euroleague karşılaşması da düşünüldüğünde aslında hani isteneni biraz daha ortaya koyabilen bir Anadolu Efes vardı son hafta profilinde. Ancak 74-72 ile galip geldiler. Şaşırtıcı değil mi? Ya kesinlikle. Şimdi bir kere tabii biz her şeyi sonuçta öyle ya da böyle kazandılar tabii diyoruz. Ama her şeyi kazanmakla bitmiyor. Yani ortaya çıkarılan performansa bakıyoruz. İkinci yarıda 9 sayı attı Efes. Şimdi birkaç faktör, tabii herhangi bir sonucu veya herhangi bir durumu tek bir faktör belirlemiyor. Birkaç faktör. Bunlardan en önemlisi Halk Enerji Teknik Kolejiler gerçekten birinci, yani basketbol süper ligi seviyesinde değiller. Şimdi bunu kabul edelim. Ama sezon başından beri iyi mücadelesini, doğru oyunu, doğru prensipleri sahaya koymaya çalışıp bu yapıdan, kapasitesi son derece sınırlı olan bu yapıdan maksimuma yakın verim almayı başardılar. Çünkü sezonun başında her maç daha devrede 20-25 sayı farklara çıkarken şimdi uzun süre bir şekilde maçın içinde yakın kalmayı başarabiliyor. Yani bir takım olmayı başardı TED Kolejiler. O yüzden bir başta onların hakkını teslim edelim. Artı bu kadar zor bir sezonda, bu kadar sınırlı bir kadroyla asla ve asla çalışma, kazanma ve doğru basketbol oynama şeyinden pek vazgeçmediler. Geri adım atmadılar. Bu da değerli. O yüzden belli bir yere geldiler. Kapasitelerinin sınırlarına dayandılar en azından ki herhangi bir takımdan zaten kapasitesinin çok üzerine çıkmasını, yani kapasitesinden çok daha fazla performans vermesini beklemezsiniz. Kapasitesinin yakalamasını beklersiniz her zaman. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Anadolu Efes için de geçerli. TED Ankara Kolejiler için de geçerli. Bu yüzden o sezon başında her maçı 30-40 sayıyla kaybeden TED Kolejiler değil bu takım. Ama ne olursa olsun bir çeyrekte 9 sayıda kalmak, ligin iki tane liderliğin paylaşan iki takımından biri, Euroleague'de playoff ümitlerini taşıyan ligin en pahalı iki takımından biri olan Anadolu Efes'in ne olursa olsun bu sonucu yani hakikaten çok düşündürücü. Çok tuhaf. Yani kaybetmemiş olabilirler son anda neyse hadi yırttık diye. Ki zaten biraz asıl faktör eğer yani birkaç tane faktör dedik ama asıl faktör herhalde burada Efes'in psikolojisi. Yani resmen tatil kafasıyla gelmişler. Çünkü zaten çok zor bir deplasmandan geldiler Avrupa'da. Yani oradan başka Ankara'da ne olursa olsun deplasmana gittiler. Ya işte şurada bir ter idmanı gibi baktıkları için nasıl maça... Nasılsa yeneriz psikolojisi. Bir de Efes ritim bulamadığı zaman çok tökezleyen bir takım. Mesela Darüşşafaka benzer bir problem. Darüşşafaka diyoruz ya çok problemli vesaire diye. Darüşşafaka bu problemi yaşamaz. Darüşşafaka benzer bir durumda kalsa tıkır. Yani çok rahat, eminim yerlerini değiştirelim. Daha rahat kazanır. Şu anda Efes Darüşşafaka'dan çok daha iyi durumda değil mi? Yerlerini değiştirelim Efes Darüşşafaka çok daha rahat kazanırdı maçı. Çünkü onların bu tip problemleri çok fazla olmuyor. Onlar oyuncu kalitesi üzerinden zaten fark ediyor. Efes ritim kaybettiği zaman gerçekten inanılmaz tökezliyor ve tamamen topu elinde tutan Jason Granger ve Tom Örtel'in yapacaklarına kalıyorlar. Şimdi oraya geliyordum. Tom Örtel maçı 21 sayı 5 asistle tamamlamış. Bu istenilen bir tablo mu? Şöyle, şimdi rakamlarla açıklamak çok zor. Örtel'in 30 sayı 10 asist yapıp da takımın mağlubiyetinin önemli bir sebebi olduğu maçları da var. Atıyorum 11 sayı 7 asist yapıp galibiyetin de önemli parça olduğu maçlarından biri var. Mesele Örtel'in takımın ritmini ne kadar öldürüp öldürmediği ile ilgili. Örtel sonuçta kötü niyetli bir oyuncu değil. Onu kanalize etmek lazım belli bir oyuna. Ki zaman zaman bunu yaptığımız ara zaman... Ara biraz yönlendirmek aynen. Gerekiyor sadece bu maçta, kendisini. Bu maçta eğer... Tabii ki bu tip takımların her şeyden önemlisi olan sonuçtur. Bu sonucun alınmasına, yani bu galibiyette başrol Örtel'deydi. Çok, kesinlikle tebrik ederim. Ama bu oyunun sebebi de Örtel. Şimdi öyle bir yere geliyorsunuz ki... Bir adım ileri gidebilmek için geldiğiniz yerden... Önce bir adım, Örtel'in bir adım geri atması gerekiyor. Ve ama burada mesela genelde ama Örtel... Ama o adımı Örtel'e birinin söylemesi gerekmiyor mu? Yani, emin olun, yani eminim söylüyorlar. Zaten Perozovic de bunu defalarca denedi. Sorun şu ki mesela bu maçın özelinde iyi ki Örtel var dersiniz. Yani çünkü başka türlü şey olmuyor. Ama Örtel olmasa daha iyi olabilir miydi? Şimdi bunu olmayan bir şeyin farazi yanıtını vermek çok kolay değil. Ama bu maçı da gidip gelip işte
takım da hiç koşacak hali yokken, hiç umurunda değilken, sırf gardların elinde ölen bir maçtan bahsediyoruz. Ama bir şekilde sonuna gelip kazanabiliyorlar. Ama bu takımı bir yere götürmez. Ya bu yol gittiğiniz İyi yol, haber değil aynen, yani. Gittiğiniz yol yol değil ama bunu zaten Efes biliyor. Bu maçta almış. Ha diyecekler. Demek böyle olmuyormuş diyecekleri bir ders değil. Evet, sezon yani Şubat'ın ortasına geldik. Tabii ki farkında herkes yani. Peki Euroleague'le devam etmeden önce ligdeki puan durumunu da aktaralım. 17 hafta sonunda takımların nasıl sıralandığını getirelim ekrana hemen. Bu arada yeri gelmişken bu hafta önemli sonuçlardan biri de Best Balıkesir'in 3. galibiyetini almasıydı. Alt tarafı karıştırdı o. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i görüyoruz zirvede 15'er galibiyetle. Beşiktaş, Sonpo, Cepen 13 galibiyetle. 3. sırada Banvit 12 galibiyetle 4. sırada yer alıyor. Darüşşafaka, Doğuş ve Galatasaray Odeabank 11'er galibiyetle sıralanmış durumdalar. Pınar Karşıyaka 10 galibiyetle 7. sırada. Gaziantep Basketbol ve Yeşil Giresun Belediyespor'un 8'er galibiyeti var. Tofaş takip ediyor onları 10. sırada 7 galibiyetle. Demir İnşaat Büyükçekmece, Trabzonspor Medikal Park ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6'şer galibiyette sıralanmış durumdalar. Murat Bey Uşak'ın 5 galibiyeti var 14. sırada. Best Balıkesir senin de belirttiğin gibi Kaan Kural 3. galibiyetini aldı. Halk Enerji TET Ankara Kolejcilerin henüz galibiyeti bulunmuyor ve ligin son sırasında yer alıyorlar. Euroleague'de devam edelim. Euroleague'de de 22. hafta heyecanını yaşayacağız. Hemen 22. haftanın programını getirelim ekrana. Hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor? Unix Kazan Real Madrid maçıyla başlıyor. 22. hafta Anadolu Efes Emporio Armeni Milano'yu konuk edecek. CSKA Moskova Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Maccabi Tel Aviv Baskonya mücadelesi var. Panathinaikos'a Brose Baskets'i konuk edecek. Cuma günü bizler için yine bir derbi heyecanı var. İki temsilcimiz karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Olympiakos Jalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Galatasaray Odeabank'ta Barcelona'nın konuğu olacak ve 22. hafta sona erecek. Eğer hazırlayabilirsek puan durumunu da birazdan getirelim ekrana. Biz başlayabiliriz temsilcilerimizin karşılaşmalarını değerlendirmeye. Galatasaray şu anda iyi bir ritim yakaladı. Barcelona ise inanılmaz bocalıyor. Fakat Barcelona için neredeyse artık sezonun final maçlarından çok kritik. Çünkü bu maçı kaybederse artık playoff ümidini küçük çaplı mucizelere bırakacak. O yüzden Barcelona'nın çok asılacağını, Galatasaray'ın da aynı oranda tabii ki doğal olarak aynı yoğunluğu göstermeyeceğini ama bunun Galatasaray'ın lehine gelişebileceğini düşünüyorum ben. Hani Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında kazanması kimseyi şaşırtmasın. Barcelona son barutunu atacak olmasına rağmen. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın hedefleri biraz tabii değişti. Biraz daha rahatladıkça daha böyle kendi oyununu ortaya koyan, aynen, biraz daha belki şov ağırlıklı. Aynen. Geçen sezon mesela Darüşşafaka Doğuş'ta görmüştük. Panathinaikos galibiyeti vardı yanılmıyorsam. Hiç beklenmedik bir galibiyetti. Hani biraz böyle kafalar rahatlayınca sürprizler, daha çok sürpriz açık oluyor karşılaşmalar sanki. İşte sürprizlikten çıkıyor hatta yani. Son 3 haftadır, son 1 aydır yaklaşık Galatasaray çok daha başka, çok daha rahat, çok daha fazla oyuncuyu, Day, Dibbler başta olmak üzere onları oyuna sokan, daha rotasyonu genişletmiş, daha yüksek tempoda oynayan başka bir takıma dönüştü. O açıdan yani Barcelona'nın bu kadar galibiyete ihtiyacı olmasa ve muhtemelen canlarını dişlerine takacaktır. O yüzden Barcelona çok hafif favori ama gerçekten çok hafif favori. Onu söyleyebilirim ben. Normal şartlarda şu iki takımın durumunu düşündüğüm zaman Galatasaray'ın daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Bu arada Ergin Ataman ligde oynanan karşılaşmanın ardından dedi ki bir tek Fittipaldo şu anda ilk başladığı gibi istediğimiz performansı bize veremiyor. Bir tek onunla bir sorun yaşıyoruz şu anda dedi. Ne dersin bu konuyla ilgili? Takıma yeni katıldı ya sonuçta ve başka bir ülke ya. Uyum sağlaması. Artı takımda şimdi Fittipaldo tipi bir oyuncunun uyum sağlaması biraz daha zor olacak da takımda çünkü çok fazla top yönlendiren oyuncu var. Şilp, Sinan, Mitsov kısmen. Yani Fittipaldo topu çok daha elinde isteyen türde. Biraz Örtel Light gibi. Onun uyum sağlaması biraz zor olacak. Çok da normal ama yani işte takımlar bu şekilde bir araya getiriliyor. Yani ne Ergin Ataman açısından ne Fittipaldo açısından çok da ne problem olacak bir şey ne de normalin dışında bir durum diyelim. Tam tersi durum Anadolu Efes için geçerli. Çünkü Galatasaray'ın olduğu durumun aynısı Armani Milano için geçerli ve çok kafaları rahatlar. Rahatlamış durumdalar. Ve inanılmaz. O yüzden de bir anda zincirleri üzerinden yük kalkmış gibi. Onlar da İstanbul'da. İşin ilginç yanı
Barcelona'nın benzer bir durumunda Anadolu Efes var. O yüzden de... Biraz daha stresli, biraz daha baskı aynen. hisseden ama küçük favori. Aynen. Dışarıdan bakıp takımların son durumlarını görmediğin zaman Barcelona'nın içeride Euroleague'in son sırasında olan Galatasaray'ı yenmesini beklersin. Aynı şeyde playoff yarışı veren Efes'in bir üst sıradaki Armani'yi yenmesi beklersin ama hiç kolay değil. Çok Efes favori ama çok az farkta favori. Yani Ankara Tet Kolejiler maçını bir şey onu almayacağım. Bir kenara bırakalım. Bir referans almayacağım ama yüksek tempoda tempoyu hiç kaybetmeden oynaması lazım. Çünkü Armani çok rahat ve çok devamlı halinde oynayacaktır. Diğer karşılaşma ise Darüşşafaka Doğuş, evet, Fenerbahçe. Evet, haftanın maçı diyebiliriz bizler için. Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Valla ilk maçta, geçen sene de hatta böyleydi. Darüşşafaka gerçekten çok kök söktürmeyi biliyordu. Bilal çünkü tek maçlık düzenlerde stratejik hesapları, rakibin zaaflarını bulmayı çok iyi bilir. Fenerbahçe'nin çok canını sıkmayı başarıyor bütün maçlarda. Ama bu sezonda Euroleague'deki ilk maçta da öyleydi. Ligde oynanan karşılaşmada da çok benzerdi. Aynen. Geçen sene Darüşşafaka çok daha zayıf bir durumdayken de iki maçta da korkunç canını sıkmıştı. Ama bu sefer öyle değil hikaye. Bu kez öyle değil. Bu sefer öyle değil. Yani Fenerbahçe bir çok takım, formda. Evet, yani sporda hiçbir şeyin sonucu belli değil ama bir takım ne kadar favori olabilirse o kadar favori Fenerbahçe. Bu karşılaşma özelinde. Puan durumunu da getirelim ekrana. 22. hafta öncesinde Euroleague'deki sıralamayı görelim hep birlikte. İlk 4 sırada Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ve Fenerbahçe var. Panathinaikos 12 galibiyetle bulunuyor. Kızıl Yıldız'ın da 12 galibiyeti var Baskonya'da. Aynı şekilde Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş 10'ar galibiyette. 8. ve 9. sırada ki bu temsilcilerimizin işte playoff mücadelesi bu aralarda kızışmış durumda diyebiliriz. Žalgiris Kaunas 9 galibiyetle 10. sırada. Brose Basket ve Barcelona 8'er galibiyette. İşte bu yüzden Barcelona'nın bir galibiyet daha ekleme ihtiyacı oldukça yüksek. Maccabi Tel Aviv, Emporia Armeni, Milano ve Unix Kazan'ı görüyoruz. 13, 14 ve 15. sıralarda 7 galibiyetle. Galatasaray Odea Bank'ta 6 galibiyetle son sırada yer alıyor. Galatasaray'ın da deplasman galibiyeti alması lazım. Daha henüz deplasman galibiyeti yok. Onu da şeytinin bacağını kırmaya çalışıyorlar. Barcelona'da deplasman galibiyeti de gerçekten takımı biraz sürükler diye düşünüyorum. Peki, NBA ile devam edelim. Dün gece Indiana Pacers'a Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. Indiana maçı 93-90 kazandı. NBA'de dün gece Indiana Pacers Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Maça iyi başlayan taraf Oklahoma City'ydi. Konuk ekip ilk yarıyı %46.7 saha içi isabetiyle tamamladı ve soyunma odasına 52-41 önde gitti. İkinci yarıda ise Paul George'un önderliğinde rüzgarı arkasına alan taraf Indiana'ydı. Maçı 21 sayıyla tamamlayan Paul George, bunların 15'ini ikinci yarıda attı ve takımının 11 sayılık farkı eritmesinde önemli rol oynadı. George ayrıca 8'de rebound aldı. İkinci yarıda saha içi isabet yüzdesini 46.3'e yükselten Indiana, savunmadaki etkili performansıyla birlikte maçı 93-90 kazandı ve üst üste 7. galibiyetini elde etti. Böylece son 4 maçta rakiplerini 100 sayı altında tutmayı başaran Indiana, son 2 yıldaki en iyi galibiyet serisini de yakalamış oldu. 6 maçta 4. yenilgisini alan Oklahoma City'de Russell Westbrook 27 sayı, 18 rebound ve 9 asistle mücadele ederken Steven Adams 15, Victor Oladipo 14 sayı üretti. Indiana 11 sayı geride gitti soyunma odasına. Sonra Paul George ile birlikte güzel bir geri dönüşü imza attı. Ne söylersin bu karşılaşmayla ilgili Kankuro? Indiana son dönemde çok formda. Son 16 maçın 12'sini kazandılar ki bu son bölüme kadar çok çalkantılı gidiyorlardı. Hatta Paul George da son derece mutsuzdu. Takım hiç uyum sağlayamıyor gibi açıklamalar da yapıyordu. Ama bir tane çok kritik hamle takıma inanılmaz bir ritim verdi. O da Monte Ellis'in ilk 5'ten çıkarılıp bir daha da 15 dakikanın üzerinde süre verilmemesi ki Monte Ellis bu takımın en önemli, yani son 2 sene bu takımın en önemli iki skorerinden biriydi Paul George'la birlikte. Fakat işte biraz evvel Efes'le ilgili konuşurken de söylediğim şey, topu domine etmekle topu paylaşabilmek çok büyük farklar gidiyor. Monte Ellis hala değerli bir oyuncu. Değersiz değil ama takım onun yan etkileri bazen çok olumlu bazen çok olumsuz oluyor. Şu anda da çok daha ritim bulmuş takım var. Tabii sırf Monte Ellis'le alakalı değil bu. Jeff Teague'in nihayet ritmini ve o deliciliğini gösterip takıma yararlı olabilmeye başlaması. Takımın pivotu Miles Turner daha 20 yaşında ve çok daha
toy bir oyuncu. Bunların hepsinin biraz zamana ihtiyacı vardı. Her şeyden önce Paul George da yani bundan kendi şikayet ediyordu ama bir ay öncesine kadar hiç kendi adına ya da ona gösterilen saygıya uygun bir oyun oynamıyordu. Kendi standartlarının altındaydı sonuç itibariyle. Fakat teknik olarak Montelis'in ilk 5'ten çıkarılmasıyla başlayan hamle dalga dalga diğer yanlarda da sirayet etti. Ve şu anda Indiana Doğu'nun hem iyi basketbol oynayan hem de bu oynadığı oyundan keyif alıp bunu daha da geliştirmeye açık olan takımlarından. Sonuç aldıkça da evet. Ve yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Potansiyeli de çok yüksek. Yani bu yapı daha da iyisini yapabilecek durumda. Ha, diğer tarafta Oklahoma ise yani Russell Westbrook ve Dadaşlar diye devam ediyor. O Dadaşlar bazen biraz ekstra katkı veriyor. Bazen yapamayınca işte. Aynen. Russell Westbrook bazen iyi değil deliriyor. Kazandıklarından daha fazla, kaybettiklerinden daha fazla kazanıyorlar ama iki ileri bir geri, bir geri iki ileri devam ediyor Oklahoma. Dün gecenin sonuçlarını aktaralım. Tabii gecenin maçı biraz daha farklı bir karşılaşmaydı diyebiliriz. Önce sonuçları getirelim ekrana. Evet, Indiana Oklahoma City 93-90 ile geçti. New York Los Angeles Lakers karşılaşması Lakers'ın 121-107'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte gecenin maçı diyebiliriz. Washington Cleveland maçı. Cleveland uzatmada 140-135 ile galip geldi. New Orleans Phoenix maçı New Orleans'ın 111-106'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Utah Atlanta'yı 120-95 geçti. Detroit Philadelphia'yı 113-96 mağlup etti. Toronto Los Angeles Clippers'ı 118-109'luk maçta yendi. Miami Minnesota'yı 115-113 ile geçti. Denver'da Dallas'ı 110-87 mağlup etti. Memphis San Antonio karşılaşması Memphis'in 89-74'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Chicago'da Sacramento'yu 112-107 mağlup etti. Vallahi, bir an bitti sandım. Yok, dün gece bayağı maç vardı. Ya Cleveland Washington maçı yılın maçı oldu kesin. Yani ki NBA'de yılda 1230 maç oynanıyor. Şu an kadar ne kadar emin söyledin Kaan Kural? Ya şimdi emin de olamayız tabii de. Şu ana kadar ki ama tartışmasız. Şu ana kadar 700 küsur maç oynandı. Kişiden kişiye değişir tabii ama en iyi 5 maçtan biriydi. Yani tek kelimeyle olağanüstü oldu. Hele ki bir son 5 dakika ve uzatma periyodu var. Yani her biri... Bir de LeBron James var. Evet, her biri birbirinden efsane basketlere falan sahne oldu. İşin ilginç yanı LeBron James uzatmanın hemen başında oyun dışı kaldı. 6 foul alıp. Ya... Kyrie Irving biraz. Şimdi bazen çekişmeyi iki takım da başarısızlıklar üzerinden çekebilirler. Burada o kadar çok başarı üzerinde kritik basket üst üste atıldı ki yani inanılır gibi değil. Son bölümde normal sürenin son 3 dakikası uzatmanın ilk 3 dakikası arasında 12'de 9 üçlük atıldı galiba. Yani arka arkaya o kadar el yakan toplar basket oluyor ki. Tabii şöyle bir şey var. Bir tarafta yani Washington'ın artık taşların yerine oturduğunu yani zaten John Wall bir süper yıldız, Bradley Beal süper yıldız olma yolunda. Onun Markif Morris, Otto Porter ve Markif Morris'in çok iyi tamamlayıcı parça oldu. Gortat'ın da çok iyi görevini yaptığını biliyoruz. Washington'ın en büyük talihsizliği, Washington ligin en zayıf bench'ine sahip neredeyse. Ha belki hani Brooklyn'i falan saymazsak eğer gerçekten en zayıf bench'ine sahip. Herhangi bir kapasitenin üzerindeki takımlar için konuşuyorum. Uzatmalı bir maç fiziksel olarak onlar için de daha yorucu olabilir ama onun ötesinde oralarda sorumluluk alabilecek olgunluğa biraz ulaşmaları gerekiyor. Ki bu maçta adeta rüştünü ispat etti Washington. Çünkü Washington bir süredir çok iyi basketbol oynuyor. Zaten bu maça 7 maç üst üste kazanarak gelmişlerdi. Sezona 3-9 başladı. Yani 3 galibiyet 9 mağlubiyetle başladıktan sonra galiba 25-7 gibi bir şeyle geliyorlardı. Yani Doğu'nun en formda takımlarından biriydiler. Ve maça çok ciddi asılan son şampiyona ve Doğu'nun tartışmasız bir numaralı takımına karşı da sonuna kadar, 15. rounda kadar yumruk yumruğa gitmeyi başardılar. LeBron olağanüstü bir maç oynadı. 17 asiste kariyer rekorunu kırdı. 30-29 sayı öyle bir şey attı. Kevin Love ona olağanüstü eşlik etti. Kevin Love'ın sezonun en iyi maçlarından biri. 36-14 round gibi oynadı. Muazzam oynadı. Kyrie Irving, 3. yıldızı Cleveland'ın maçı felaket oynayıp LeBron çıktıktan sonra da abi sen buraya kadar getirdin. Madem ayıp oluyor ben kazanayım dedi. Ve aynı onun artık simge haline gelen sağ köşeden attığı final geçen sene finali kazananların üçlüğün aynısını burada attı. Burada attı. Ama bütün maçın bir tane şutu vardı ki zaten hani bütün maçın da önünde. Ya bu kadar hikayenin. Bu arada arka arkaya o son bölümde atılan basketler inanılmaz. Bradley Beal'ın attıkları, Otto Porter'ın attığı, LeBron, Kyrie. Ama maçın en kritik yeri son top iki sayı gerideyken Cleveland
LeBron inanılmaz basit turnikede. Hem steps yapıyor, steps çalıyor ama bomboş turnikeyi kaçırıyor. Dönen topta 3 saniye kala dip çizgiden topu fırlatıyor Kevin Love. Köşede LeBron topu alıyor ve dönerek. Dip çizgi bile değil. Dip çizgi artık. Hiç potayı bile görmeden dönerek inanılmaz bir şut atıyor. Biraz da şanslı. Bençten atıyor neredeyse. Aynen, panyalı bir şekilde basketi bu maçı uzatmaya götürüyor. Tabii orada taktik foul yapmamak da biraz Washington hatası ama ne olursa olsun. Yani o da bizim seyir zevkimiz için olabilir mi? Yılda bir 10 tane falan böyle mucizevi atış olur. Onlardan biriydi tabii maçı uzatmaya götürmesi bir kat daha değerlendiriyor o atışı. Peki o zaman artık Twitter köşemize geçebiliriz diye düşünüyorum. Sana sorular geldi. Bizlere Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle sorularınızı ulaştırdığınız değerli izleyenler. Onları getirelim yavaş yavaş ekrana. Tam da bu maçla ilgili evet. Bir soru geldi. Cleveland-Washington maçında maçın adı mı şahane üçlüklerle Kevin Love mı? Yoksa son üçlük asistlerle LeBron mu? Diye bir soru gelmiş. Valla maçın adamı derken maçın kazanmasının temel sebebi diyorsan o Kyrie Irving. Çünkü bütün maçı rezalet oynayıp uzatmada maçı getirdi. Ama tabii yani şimdi Kevin Love çok çok iyi bir maç oynayabilir. Kyrie Irving de çok çok iyi bir maç oynayabilir ama bu takımın merkezinde her zaman LeBron var. Yani o kötü oynadığında diğerlerinin iyi oynaması yani, çok... Bu takım onun üzerinde yükseliyor. O yüzden zaten 17 asist yaptıktan sonra her şeyi yönettiğini daha iyi anlatan. Kevin Love 9 üçlük atıyor galiba ya da 8 üçlük. Bir dışında hepsi LeBron'un asistleriyle gelmiş. Yani o yüzden tabii ki Kevin Love atması çok değerli. Bunu hiç güzel yaratamaz ama LeBron'un onlarda da çok önemli bir payı var. Kevin Love gerçekten harika bir maç çıkardı. Kyrie Irving maçın kazanılacak noktada maçı kazandıran oyuncuydu ama yıldız. LeBron. Ve maçı da uzatmaya da götüren üçlü de attı zaten. LeBron James'ti. Peki devam ediyoruz diğer soruyla. Kyle Korver'ın yaptığı etkiyi nasıl buluyorsun? Abilerin hası. ya gerçekten şimdi Kyle Korver artık 35 yaşına geldi. Zaten hiçbir zaman çok çabuk bir oyuncu değildi. Oyunun daha çabuklaştığı bir yerde etkinliği düşüyor. Bu yüzden de bir takım yani onun en temel özelliği gerçekten hani Stephen Curry'den bile net bir şütör olması neredeyse. Yani keskin nişancının keskin nişancısı yani. Ama bunun dışındaki diğer oyuna katkıları son derece sınırlı. Üstüne üstlük hem yaşlanıyor hem oyun değişiyor dediğimiz gibi. Bu yüzden bir zamanlar yine All-Star'a kadar yükselmiş Kyle Korver'la şu anki Kyle Korver aynı Kyle Korver değil. Ama eğer kusursuz evlilik diye bir şey varsa bundan daha iyisi yani bundan daha iyisi yoktur herhalde. Yani tam Cleveland'ın aradığı tipte bir daha önce ve Kyle Korver'ın da bütün ligde artık en verimli oynayabileceği takım burası. Çünkü Irving gibi bir delici, LeBron gibi bir sahiçi kumandan varken Kyle Korver'ın tek yapması gereken doğru noktada bulmak ve beklemek. Ki bir şu ana kadar tabii yani sezonun ortasında geldi, deplasman turunda geldi, ritim kazanması, takımın ona alışması biraz zaman alacak. Her ne kadar rolü uyum sağlamanın kolay olduğu bir rol olsa da. Dünkü maçta gördük en kritik topları hiç çekinmeden ona verdiler. O da hiç çekinmeden kullanmayı başardı. Tabii Love, LeBron öne çıkıyor ama çok kritik yerlerde Korver çok önemli şutları soktu ki zaten bunu yani 35'li 45 yaşında da atar. Tek sorun işte Korver savunmada aynı verimi gösterecek mi? Burada bir tek şey var. Korver kötü bir savunmacı olabilir. Ama yanlış savunma yapmaz. Yani hep oyunun içindedir. Doğru yerde durmayabilir. O yüzden tabii ki bir savunmada bir avantaj değil ama bir handikap yaratacağını çok zannetmiyorum ben. Sen 45 deyince benim de aklıma Vince Carter geldi. İzledin mi? İzledim tabii attı. Ya. Attı. İki blok birden. Yani. Artı bu arada dün gerçi maç çok hücum anlamında sorunlu bitmiş. Memphis San Antonio maçı 89-74 de 40 ve 30, yani 40 yaşındaki Vince Carter 39 yaşındaki Ginobili'ye karşı tarih resmen nostaljik olmuş maç biraz. Peki devam edelim sorularla. Sıradaki tweetimiz gelebilir. O meşhur kavga olmasa Ron Artest'in yüzüğü Indiana'nın kupası olur muydu? Ya şimdi... Kobe Bryant kavgasını kastediyoruz sanırım. Kobe Bryant değil ya, şeyi kastediyoruz. Ben Wallace, şey, Palace in the Malice'ı kastediyoruz. ya şimdi farazi bir konuda olurdu demek çok zor. Ama hani şartları düşünürsek böyle bir ihtimal vardı. Çünkü Indiana bir sezon önce... Bu kavga sezonun 9. ya da 10. maçında oluyor. Bir sezon önce ligi 1. bitirmişti. Fakat bu takım daha yeni yeni oturuyordu o sert yapısı ve kazanmayı yeni öğreniyordu. Ve müthiş bir Doğu Konferans serisinde Detroit'e
ucu ucuna yenilmiş. 4-2 gerçi ama ucu ucuna yenilmiş. Ve o Detroit sonra gidip şampiyon olmuştu. Bir sene daha olgunlaşmış, bir sene daha oyununu cilalamış bir Indiana'nın 2004-2005 sezonunda daha iyi olacağını herkes bekliyordu. Ki zaten o zamana kadar da lig birincisi olarak gidiyorlardı. Hı hı. O kavga bir anda her şeyi alacaktı. Ama takımın gerçekten iyi olması veya en iyi iddialı takım olması illa da takımın şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. Ama çok ciddi bir şansı vardı diyelim. Büyük bir hani talihsizlik mi derdi? Kendi başına, yani talihsiz de dememek lazım. Kendi başlarına açtılardı. Olabilirdi belki de. Olabilir. Yani. Yani olma ihtimali yüksekti, öyle söyleyelim. Peki devam edelim diğer soruyla. NBA'de güncel oyunculardan bir takım kursan kimin üzerine kurardın? Şu anda oynayan oyuncular. Valla ben her zaman Kevin Durant konusunda, yani Kevin Durant olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer parçaları nispeten bulabiliyorsun ama en kritik yerde o en kritik hücum gücünü, işi yapacak oyuncuyu bulmak diğerlerinden biraz daha zor. Ben de Kevin Durant'in en durdurulamaz skorer olduğunu düşünüyorum. Doğru yapıda oynatırsa. O yüzden Kevin Durant diyorum. Ama yani bunun için bir sürü aday var şu anda. Hele ki şu andaki oyuncu zenginliğine bakarsak Kawhi Leonard da olabilir, Stephen Curry de olabilir. Tabii ki LeBron. Bir sürü aday. Yani mesela John Wall'un etrafında çok ilginç bir takım kurabilirsin. Çok çok aday var yani. Kendi beşini yapabilir misin şu anda? Şimdi 5 en iyi 5 olmuyor. Gelsin. Tabii en iyi 5 olmuyor. Birbirine uyumlu olması lazım tabii. Bu parçaların. Ya ben şöyle yapardım. James Harden, Kevin Durant, Klay Thompson, Westbrook almadı ama eski takım var. 4 numarada Draymond Green olabilir. Herkes, yani Draymond Green mantıklı, o da çünkü çok... 5 numarada Anthony Davis. 100 üzeri her maç diyorsun. Tabii tabii, çok rahat yani. Fatır putur atarlar yani. Peki devam edelim sıradaki soruyla. Minnesota ileride Golden State gibi olabilir mi? Başarı açısından potansiyeli var ama o tip bir oyun oynaması çok zor. Çünkü yani Golden State'in birbirini tamamlamasını kolay kolay bulamazsınız, o bulmacaların birbirini tamamladığı şeyi. Ve bu kadar şütörü, yani ligin belki de en önemli 4 şütöründen 3'ü, yani 5 şütöründen 3'ü orada. Yani bu çok kolay bir yapı değil. Minnesota'da kesinlikle olağanüstü bir potansiyel sahip ama Golden State gibi olmayacaklar. Golden State ölçeğinde başarılı olabilirler mi? Bir ihtimal var. Ama Golden State gibi oynamayacaklar hiçbir zaman. Bir kere yani Golden State'in mesela pivot çok önemli bir mevki değil. Minnesota'nın en iyi oyuncusu pivotu. O kadar kolay değil yani. Şöyle, Golden State olmak. Başka bir yoldan aynı yere çıkabilirler. Ama benzer bir oyunu kurmak zor ama aynı başarılara ulaşabilirler. Başka, şöyle, biri otoban, biri sahil yolu yani. Ama sonuçta ikisi de aynı. İkisi de Bostancı'ya gidiyor yani. Olabilir demiş oldu dolaylı yoldan Kaan Kural. Sorularımız bu bölümlük bu kadar Kaan Kural. Teşekkürler yanıtların için. Programı tamamlamadan önce hemen TV Bu Spor'da izleyebileceğiniz basketbol karşılaşmalarının grafiğini getirelim ekrana. Bu hafta sonu yine Avrupa'da birçok karşılaşma TV Bu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya Basketbol Ligi'nde pazar günü iki karşılaşma var. 14.30'da Real Betis ile Estudiantes karşı karşıya gelecek. Unicaja Malaga Real Madrid maçı da TV Bu Spor'un şifresiz kanalından yayınlanacak. İtalya Basketbol Ligi'nde ise yine pazar ve pazartesi karşılaşmalar var. Sassari-Cantu karşılaşması saat 14'te pazar günü TV Bu Spor 3'ten naklen yayınlanacak. Pistoia-Reggia Caserta karşılaşmasıyla 13 Şubat pazartesi saat 22.45'te TV Bu Spor 3'ten naklen yayınlanacak. Almanya Ligi ile devam ediyoruz. 12 Şubat pazar günü Rasta Vehta Telekom Bonn karşılaşması var. Bu karşılaşma TV Bu Spor 3'ten naklen yayınlanacak. VTB Ligi'nde 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.05'te All Star karşılaşması var. TV Bu Spor 2'den yayınlanacak bu maçta. Ve son olarak NCAA'de bizleri iki karşılaşma bekliyor bu hafta TV Bu Spor ekranlarında. Biri
Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece sabaha karşı 3'te North Carolina State ile Florida State karşılaşacak. TV Bu Spor 3'ten yayınlanacak bu maç. Ömer Faruk Yurtseven'in de North Carolina State'te forma giydiğini bir kez daha hatırlatalım. 10 Şubat Cuma, yani yine Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan sabaha karşı saat 4'te North Carolina State Duke maçı var. Bu karşılaşma da TV Bu Spor 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Çok teşekkürler Kaan Kural değerli yorumların için. Bir Rebound'un daha sonuna geldik değerli izleyenler. Yine hafta sonu cumartesi günü karşınızda olacağız. Sizlerden yine sorularınızı bekliyor olacağız. Kaan Kural'a soruyorum etiketi altında. Bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyelim ve izlediğiniz için teşekkürler diyelim. Hoşça kalın.